Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şu soruyla başlamak istiyorum. Nakş-ı azam olan insan tabirinden ne anlamamız gerekir? Her insan bu mananın şumulünde midir? Nakş-ı azam mıdır? Nakş-ı azam işte malum Esma'da nasıl ismi azam var diyor. Değil mi? Evet. Başa öyle geliyor. O Esma'nın nukuşunda da bir nakş-ı azam var. Yani İsmi Azam bütün Esma'yı içine alıyor. Bütün isimler İsmi Azam'da var. Çünkü İsmi Azam gizli. Çünkü Üstad'ın ifadesine göre yani bütün Esma zikredilsin diye Cenab-ı Hak İsmi Azam'ı bildirmemiş oluyor kesin olarak. Şimdi Ramazan'da Leyla-i Kadir gibi. Yani bütün geceler değerlensin diye. Leyla-i Kadir kesin değil. O manada İsmi Azam gizli ama İşte Allah isminde daha çok şey var gibi, ittifak var gibi ama yine kesin değil. İşte Ferd, Hay, Kayyum, Adl, Hakim, Kuddüs, altı ismi bilen İsmi Azam demiş Hazreti Ali Efendimiz. Bu şekilde farklı görüşler olmakla beraber ortak görüş şu İsmi Azam gizlidir. Ama İsmi Azam'da bütün esma vardır. Onun için o zikredince bütün esma zikredilmiş gibi olur. Şu Üstad, madem İsmi Azam'da bütün esma var diyor. O halde o isimler nakışlarında da insan nakış-ı azamdır. Onda da bütün esma tecelli etmiştir. İnsanda bütün isimler tecelli ediyor. Bütün isimler tecelli etmesi cihetiyle insana nakış-ı azam diyor. Yani ismi azama karşılık nakış-ı azam. O tabiri kullanmış oluyor. İnsanda bütün esma var. Üstad bunu yine aynı bahiste insan penceresinde üçe ayırarak inceliyor. İnsanda bir ziddiyet itibariyle birçok esma tecellileri diyor. Ziddiyet itibariyle. İnsan hadis yani sonradan yaratılmıştır. Buradan Allah'ın ezeli olduğuna aynı olur. İşte ölümü tadar, fanidir. Allah'ın baki ismini gösterir. Yani Üstad'ın bir ifadesi var ya, biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Ziddiyet itibariyle bunlar. Sonsuz acizimizde Allah'ın sonsuz kudretini görmemiz gibi. İşte Beşiktaş Hazretleri'nin de müracaatında sanki birçok yerlerde bu ziddiyet ifade ediliyor. Bir böyle insan aynı oluyor Allah'ın esmasına. Bir de numunelerin evinden diyor, insana cüz-i ilim verilmiş, Allah'ın alim olduğunu bilir, cüz-i kudret verilmiş. İnsan plan program yapıyor, Allah'ın takdirine, değil mi? Bir aynı olmuş oluyor. Her şeyi yerli yerinde hikmetle yerleştiriyor, evinde diyelim. Bundan kainatın ve kendi bedeninin her şeyin hikmetle yerine konulduğunu okuyabiliyor. Yani bu şekilde insana verilen numuneler nevinden cüz-i ilim, cüz-i kudretle Allah'ın sonsuz ilmi, kudretini vesaire sıfatlarını gösteriyor. Bir de böyle aynı oluyor. Bir de insan bir eser olarak Allah'ın isimlerini gösteriyor. Yani bir eser olarak. Yani. İnsan, bir hayvan, bir ağaç, bir dağ yan yana koyalım. Hepsi bir eserdirler. İşte bunlar da insanda işte şekli vardır. Musavvir ismi tecelli eder. Musavvir. Değil mi? Evet. İşte güzel yapılmıştır. Müzey ismi tecelli eder. Yaratılmıştır. Halik ismi tecelli eder. Bir de bir eser olarak birçok esmaya aynı olur. Üstad 70'ten ziyade esme var diyor insanın mahiyetinde, yaratılışında. Bu üçü bir araya geldi mi bütün esma insanda tecelli etmiş oluyor. O zaman insan nakş-ı azam oluyor. Bütün esmaya aynı olması cihetiyle. Öyle bir tabir. Kemal manada nasıl anlaşılır? Şimdi İsmi Azam'a bütün insanlar mazhardırlar. Evet. Öyle. Ama bazı isimlerin daha çok tecellisi de insanın cüz iradesi de dahil oluyor. Buna 24. sözde zannediyorum Üstad. Bir ifadesi var 24. sözde. Her birisinin sırrı tecellisine bir masarı cami olmaya çalış. Demek çalışmakla da kazanacağımız tecelliler var. O ayrı. Ama bütün, her insan İsmi Azam, nakş-ı azamdır. Bütün esmaya masarıdır her insan. Çalışmakla kazanacağımız tecelliler ayrı. O noktada sonsuz mertebeler var zaten. Değil mi? En ilerisi peygamberler, peygamberimiz, böyle evliyalar derece derece. Çalışmakla kazanılır. Mesela diyelim her insanda alim ismi tecelli eder. Nasıl eder? Allah gözü yaratmıştır, ilimle yaratmıştır. Değil mi? Çok ilimde hikmetler vardır gözde.
Yani göze baktım Allah'ın alim ismi okunur. Değil mi? Evet. Şimdi bu da bir tecellidir ama bir de bir insan ilim tahsil eder, alim olur. Bu kesiple kazanılan tecellidir. Yani işte burada mertebeler sonsuz. O cihetten denilebilir mi? Mesnevi'de var ya mesela gafil ya da kafir bir insan saat gibi sana vakitle de bildiriyor. Aynen onun gibi Esma-i Masar ama farkında değil. O başka. Yani Esma-i Masar'dır. Evet. Allah'ın bütün sanatları orada onda tecelli ediyor. Evet. Ama kendisi onun farkında olursa mümin olur. Olmasa da yine tecelli vardır onda. Evet, tecelli. Yine yaratılmıştır, Halik ismi vardır. Görüyordur, basir ismi vardır. İşitiyordur, Semih ismi ne masardır değil mi? İnansın, inanmasın. Ama inandı mı tabii o zaman işte diğer tecelliler başlıyor. Rahim ismi tecellisi başlıyor. İşte tövbe ediyor, Tevvab ismi, Gaffar ismi tecelli ediyor. İşte bu manada ihsan ediyor diğer insanlara, Muhsin ismi tecelli ediyor. Bir de demin çalışarak kazandı esmalar var az önce söylediğim gibi. O ayrı cihete tabii. Orada dereceler sonsuz insanlar arasında. Yine 24. sözde bütün esmanın mertebeye azamlarının mazhar olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu cihette bakıldığı vakit Nakş-ı Azam diyebilir miyiz? Nakş-ı Azam değil mi? Her insan Nakş-ı Azam'dır ama evet. Zerreden şemse kadar insanların dereceleri var diyor. Değil mi? İnsanların atomdan güneşe kadar mertebeleri var diyor. Yani hepsinden Nakş-ı Azam vardır. Ama Nakş-ı Azam'ın da demek ki atomdan güneşe kadar dereceleri var. Nakş-ı Azam'ın da yani. Her esme tabii her esme masır ama evet. Azami derecesi Peygamberimizin, bütün esmanın Peygamberimiz öyle tarif ediliyor. Bütün esmayı azami derecede masar. Tek zat yani bütün esmaya. Evet. Yine Besmele'nin sırlarında geçer. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de. Yani İslamiyet'in nişanı diye birinci sözü de zaten başlamıştı. Müslümanlar söylüyor bunu. Yani her insan hitabı mı için var orada acaba? İnsan isen, mümin yani, isen, Müslüm isen değil de. Ha insan tabi. Üstad insan için, Müslüman için insani nasıl insani ekber şey insan hakiki insan tabi kılın değil mi? Hakiki insan. İnsan tükübra diyor, hakiki insan diyor. İman insan insan eder diyor. Belki insan sultan eder diyor. Yani gerçek insanlık Müslümanlıktır yani. O manada oradaki insan tabiri Müslümana da hitaptır. Şimdi tabi Müslüman olmayan Bismillahirrahmanirrahim demez ama Müslüman olmayana da Bismillahirrahmanirrahim de demek yani Allah'ın namına hareket, Allah'ın kulu olduğunu düşün. Başıboş olmadığını idrak et. Değil mi? İşte Rahman'a gelince onun rahmetiyle beslendiğini, tepeden tırnağa her şeyin Allah'ın ihsanı olduğunu bir tefekkür et. Bu gibi manalara gelebilir inanmayan için. Yoksa inanmayan Bismillahirrahmanirrahim demez. Yani bu manaları düşün manasına gelir onun için de. Şu kainattaki nizamı düşün. Kendindeki rahmet tecellilerini düşün. Ruhundaki o hassas latifeleri düşün, ebeden amizet olduğunu düşün gibi manalar inanmayan içinde söz konusu olabilir ama lafız olarak kafir Bismillahirrahmanirrahim de lafzı şey hitabı onun için geçerli olmaz. Ama mana olarak olur. Yani Allah namına başlamak, işlemek yani manası da var değil mi? Tabii yani ona kafire de denir. Allah'ın eser olduğunu bil, kainatın Allah'ın eser olduğunu tefekkür et. Dedin ya Besmele sırlarında kainatta bütün esma sıfat tecellileri var, geniş dairede. Bunu tefekkür et, kafire de denir bu. Rahman, arzdaki rahmet tecellilerine bak, hayvanatın hikmetle, rahmetle beslemelerini düşün, sana hizmet ettiklerini düşün. Kendine bak, organlarından hissiyatına kadar her şey sana rahmet, bunları bir tefekkür et. Bunlar birer ilim, hikmet, rahmet eseri, tesadüfe verilmez, tabiata verilmez gibi manalar düşünülürse yani bu hitap inanmayana da yapılır. Mana olarak yapılır yani. Yani heva hevesinle değil de yaratıcı namına hesap edin. Allah namına her şeye bak. Böyle risalelerde çok fendi bahislerde, altıncı meselede, sahibi yerlerde, yine resimlerin sırlarında, mahlukatın nevi türü için 400 bin ya da 300 bin gibi tabirler, ifadeler geçer. Şimdiki fendlere göre yani nevlerin sayısı 1 milyondan fazla, belki daha fazladır. Yani bu ifade fene nasıl uygun düşüyor? Sürekli artıyor yani. 500 bin, 600 bin, 800 bin işte en son okuduğum 1,5 milyon tür var diyorlar mesela. Daha da artabilir yani. Burada çokluk esas yani. Bu kadar tür
hayvan. Mesela insanlarda da bir misal vereyim. İnsanlardan diyelim işte evinize iki misafir geliyor. Birine şey, birinin efendim söyleyeyim tuz yememesi lazım. Biri de tuz yemesi lazım. Hani birinin kolesterolü yüksek, birinki düşük. İki ayrı yemek yapma durumunda kalıyorsunuz değil mi? Sıkıntı çekiyorsunuz. 400 bin türün hepsinin zevkleri ayrı, değil mi? Efendim söyleyeyim, dillerin yapısı ayrı, rızıkları ayrı, hastalıkları ayrı, şifaları ayrı, efendim söyleyeyim. Talimatlar ayrı, terhisatlar, elbiseler ayrı. Bu kadar tür hayvanı birlikte yaratmak, idare etmek, hepsinin rızkını, şifasını, bütün ihtiyaçlarını beraber vermek Allah'ın rahmetine müthiş bir delil. Burada maksat 400 binden kasıt budur. Bu kadar çok neviler. Rakam 400 olmuş, 500 olmuş, 600 olmuş, netice değişmez yani. Çünkü Risale-i Nur bir fen kitabı değil ki. Ustadın zamanında rakam 400'dür. Bu da 400 demiştir. Bugün 1,5 milyondu, bize 1,5 milyon diyoruz. 30 sene sonra 2 milyona çıkar, o gün 2 milyon derler. Yani o zaman da biz mi yanlış konuşmuş olacağız? Yok. Bugün 1,5'tür, 1,5 deriz biz. Değil mi? Evet. O gün 400 mü? 400 demiş Üstad. Biz Üstad'ın bir bu gibi meselelere itiraz edenlere, tefsirlerdeki bu tip izahlara, karşı çıkanlara bir cevabı var. O cevap burası için de geçerlidir. Hani buyuruyor ki manayı harfi kasr-ı hükümlere mahkum aleyh olamaz. Manayı harfi. Bir şeyde mana harfiyle bahsediyorsanız, Allah namını bahsediyorsanız mesela güneşin arıza ve arzlara lamba olmasından bahsediyorsunuz. Değil mi? Buradaki rahmeti anlatıyorsunuz. Bu arada diyorsunuz ki işte dünyadan 500 bin defa büyük olan güneş bize hizmet ediyor. Değil mi? İşte bugün 12 tane mi gezegen var? Öyle tespit edilmiş. İşte 5 tane gezegen etrafında intizamla döndürüyor. Hani şimdi bu nizama bakın da Allah'ın hikmetini, rahmetini, kudretini okuyun deseniz orada birisi diyemez ki burada Allah'ın rahmeti, kudreti, hikmetini okuyamıyorum. Niye? Çünkü güneş dünyadan 500 bin defa değil de diyelim 1 milyon 300 bin defa büyük. Böyle denmez değil mi? Çünkü orada mesela güneşin ve etrafında 5 tane değil de 12 tane gezegen var. Onun için burada rahmet, hikmet yoktur diyebilir mi? Evet. Çünkü burada meselemiz dünyayı güneşin büyüklüğünü anlatmak değil, gezegenin sayısını anlatmak değil. Yani bakın rahmetin hikmetini anlatmak. Değil mi? Mane harfiyle güneşten bahsediyoruz. Mane harfiyle. O zaman mane harfi diyor, kasti hükümler mahkum aleyh olamaz. Yani diyemezsiniz ki bu hüküm yanlıştır. Yani bak rahmet hikmeti burada okunmaz. Çünkü güneşin büyüklüğü o kadar değildir. Gezegenin sayısı bu kadar değildir diyemezsiniz. Ama mana ismi de diyor bahsedilse diyor güneşten. O zaman hüküm değişir mana ismiyle. Yani güneşten bahseden bir konferans verirse veya güneş hakkında bir sempozyum düzenlense astronomi alimleri güneşi anlatsalar değil mi? O zaman işte güneşin büyüklüğü 1300 bin defadır yerine 200 bin defadır dese hemen itiraz edilir. Çünkü güneşin büyüklüğü o kadar değildir denir. Orada şimdi güneşten güneş için bahsediliyor. Değil mi? Evet. Ha, o mana ismi oluyor. Mana ismi. Güneşten güneş için bahsetmek mana ismi. Orada hata yaptınız mı affedilmez. Yanlışınız deşrif edilir yani yüzünüze vurulur. Ama güneşten güneşten değil de bir nizamın merkezi olması cihetle bahsediyorsanız büyüklüğüne kadar olursun netice değişmez. Orada şimdi mana harfi söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetlerin tefsirinde o günkü asrın alimleri asırlarındaki fen ve tekniğin seviyesine, durumuna göre tefsirler yapmışlar. Bugün adam o tefsire bakıyor, diyor ki bu tefsir yanlış. Niye işte falan meseleden böyle bahsetmiş. Ama ona niye bahsetmiş? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, hikmetini anlatmak için. Yani o tefsir bir fen kitabı değil ki. Sen o cihetini ispat edeceksin. Fenli hükümlerdeki yanlışlıklar mana harfiyle olduğu için yanlışlık sayılmıyor. Ama mana ismiyle bahsetse aynı hakikatlerden o asrın bir başka sahasında yetkili alimi, fen alimi ona itiraz edilir ama bu müfessire itiraz edilmez. O çok önemli bir nokta yani. Üstad onu önemli vurguluyor. Aynı mana Risale-i Nur için de geçerlidir yani.
400 binine takılmamak lazım. Buradaki maksat ne? Bu kadar çok nevi birlikte nasıl besliyor, büyütüyor? Bunu hayret etmek lazım. Ben hayret etmiyorum, edemem. Buna niye 400 değil de 1 milyondur diyemezsiniz ki, değil mi? Yine 19. sözün sonunda şu dönmek manasında olursa olsun. Yani ister dünya evet. dönsün, ister güneş dönsün, tabii. ister hepsi dönsün, ister dönmesin. Nizam mıyım, nizam? Evet. Mensuz ve maksut ve meşrut olan intizama tesir tabii etmez. Tabii. İntizam mıyım orada? Evet. İntizam ders veriliyor. Hangisi döner dönsün. Şu nizama bak diyorsun. Bakamıyorum. Niye? Sen dedin ki güneşin dönüp dünyanın işte durmasındaki şu nizama bak. Dedim. Orada, o halde nizam yoktur burada diyemezsiniz. Fenle yanlış yaptım ama nizam yine nizamdır. Hani hangisi döner dönsün. Evet. Yine mektubatta var ya, Rabbül Alemin talim ve tefsirinde bir kısım müfessirden 18 bin Adem demişler. Aynı mana. Tabii. Yani oradaki mana da her Adem'in terbiyesi bizatihi Cenab-ı Hak tarafından yapılıyor. Yoksa tabii. adet değil. Yani. Adet değil tabii. Evet. Sonra alemin çok şeyi var yani. Ayrı tefsirler var. Aleme bakarsınız. Bir insanda 100 trilyon hücre var. Bir insanda 100 trilyon alem var. Denebilir. Alemler ikiye de indirilebilir. Alem-i gayb, alem-i şehadet. Dedim mi? Alem iki olur. Değil mi? Alem-i gayb, alem-i şehadet. İndi ikiye. Ya dünya ve ahiret dediniz mi? Alem ikiye iner. Değil mi? Alem-i halk, alem-i emniyet. Tabii. Bu, buradaki mesele yani sayı değildir yani. Çokluktur oradaki 18 bin alemden. Maksat çokluk, evet. Yine Besmele'nin sırlarında, zannedersem 5. sırda, insanın sima-i manevisine bir sureti Rahman nazarıyla bakmışlar. İnsanın sureti manevisinden ne anlayacağız yani? Şimdi manevi sureti şu insanın, yani doğru anlayacağız, şimdi göremiyoruz manevi suretini. Aklen bilebiliyoruz yani. Şimdi insanın yüzüne baktık mı orada bir teşbih var. Mesela yeryüzü diyoruz değil mi? Yeryüzü. Yani yeryüzünün tüne baktık mı onun bir yüzü var. Gökyüzü diyoruz değil mi? Bir de insan yüzü diyoruz, sima diyoruz. İnsan yüzü var. İnsan yüzü nerede müteşekkil? İşte iki tane gözü var, işte iki kulağı var falan değil mi? Bunlar bir araya gelip sima oluyor. Aynı böyle dursa diyor, insan ruhunun da, ruhu da mahluktur. Yani ruh nedir? Bedenhanesinin efendisidir. Yani evin sureti olduğu gibi içinde oturanın da bir sureti vardır. Yani insan ruhu bedenden çıkınca usta diyor ya çıplakla kalmaz bir gılaf-ı latif giyer diyor. Ya bir insan ruhun diğer insan ruhundan ayıran mutlaka bir özellikler vardır yani. Ne gibi mesela? Diyelim melekler bizim anladığımız manada beden sahibi değillerdir. Cism-i latif deniyor onlara. Ama şimdi iki meleği birbirine ayıran özellikler vardır mutlaka. Baktınız mı bakabilsek yani? Bu Cebrail, bu Mikail diyebilirsiniz. Demek ki bir sima-i maneviler var onların. Cisim değiller ama bizim anladığımız manada. Maddi değiller ama maddi olmayanların da bir manevi simaları olabilir. İşte Cebrail, Azrail gibi, Mikail gibi değil mi? Her insan ruhu da diğer ruhtan ayrı bir siması vardır. Parmak izi farklı olduğu gibi her insanın diğerinden. Mutlaka ruhu da diğerinden farklıdır. Yani görebilsek bu falan ruhu da falan ruhu diyebiliriz. Görebilsek ya. Peki bu ruh nelerde müteşekkil? Her mesela nasıl her insanda iki göz var, değil mi? İki kulak var, burun var, ağız var. Her ruhta da akıl var, kalp var, hafıza var, hayal var, değil mi? Ya bu batın duygular hepsinde aynı. Hepsinde aynı. Ama birini diğerinden ayıran bir özellikle var ki bir sima diğer simaya benzemiyor. Aynı insanlarda olduğu gibi. Hepimizde aynı organlar var ama bir sima diğer simaya benzemiyor. Yani simay manevi ben insanın mahiyeti anlıyorum yani. Ruh. Ruhu anlıyoruz yani. Ruhun taşıdığı şeyler. Özellikler işte kalp, akıl, vicdan, hayal, hafıza, sevgi, korku tümünden hasıl oluyor. Yalnız orada üstadın bir ruh hakkında güzel bir ifadesi var. Ruhu tarif ederken besatet ruh basittir diyor değil mi? Yani basit yani terkip değil. Basit ama çok şeylerden de meydana geliyor. Terkip içinde besateti vardır diyor. Terkip içinde besateti. Yani ruh saydığım şeylerde mürekkep. Onlardan meydana geliyor ama biz anladığımız anlamda terkip değil yani. Suyun hidrojen oksijen bir araya geldi su oldu.
İşte akıl, hayal, hafıza bir araya gelir, ruh oluyor. Öyle değil. Mahiyeti Allah bilir. Ruh basittir, bir şeydir ama her şey vardır kendisinde. Ve böyle bir ruhun özelliği de var ayrıca. Evet. Peki insanın simai manevisiyle Rahman ya da Rahim ya da Rahmet ilişkisi nasıl oluyor? Şimdi rahmet maddi simamızda da okunur, manevi simamızda da okunur. Orada daha çok okunur görebilirsek. Yani diyelim aklımız mı bizim için daha büyük nimettir, elimiz mi desek ne deriz? Aklımız değil mi? Şimdi demek elde de rahmet okunuyor, akılda da okunuyor. Rahmet, yani saçımız da rahmet, gözümüzde, elimizde, ayağımızda rahmet olduğu gibi değil mi? Kalbimizde, aklımızda, efendim, hafızamızda, hayalimizde, sevgimizde, korkumuzda, vicdanımızda hepsi bize rahmettir. Yani görebilsek sırf rahmet okunur şeyde. İnsan simay manevisinde rahmet hakimdir. Aynen bedende rahmet hakim olduğu gibi. Beden ruhun hanesi olduğuna göre rahmet efendi de daha çok tecelli ediyor. Çünkü beden de onun hizmetçisi yani. Buradaki rahmetler de aslında yine ona dayanıyor. Değil mi? Buradaki rahmetler de yine onun için. Olunca gerek bedeni gerek ruhtaki bütün rahmetler yani toptan düşünülürse esas rahmet ruha yapılıyor. Onun için insan ruhuna baktı mı sırf rahmet okunur. İşte yağmura rahmet deniyor ya, ya sırf rahmeti, yağmurda faydadan başka bir şey yok. O manada. İnsan da ruhuna da bakabilsek sırf rahmet, rahmetten başka bir şey görünmüyor diyebiliriz. Mecazi olarak tabii. Yine Besmele'nin sıralarında o rahmetin ağaçına çıkmak için bir yol var. O yol ise Bismillahirrahmanirrahim'dir diye bir ifade var. Bunu nasıl anlayacağız? Abi Miraç, Miraç'a benzetiyor Üstad. He. Miraç'a benzetiyor. Yani Miraç nasıl Resul Efendimiz'in işte manevi terakki yolculuğu ise biz de tefekkür yolculuğumuzu Besmele'deki sıranı biraz tersiyle yapacağız yalnız şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Resul Efendimiz şu gördüğümüz bir alemin temaşı etti, tefekkür etti değil mi? Oradaki orada marifetullah'a olan marifetullah noktasındaki terakkisini tamamladı. Birinci kat semayı temaşa tefekkür etti. Marifetullah'ı daha ilerledi. İşte ikinci, üçüncü, beşinci ilahir. Arş kürsi, kürsi arş sırayla. Sonuçta kab-ı kavseyn bütün mahlukatı geride bıraktı ve bizatihi Cenab-ı Hakk'a muhatap oldu. İşte bu miraca Üstad işte Besmele'yi de ona benzetiyor. Burada sanki Allah'a vasıl olmak için rahimden başlamak lazım. Rahman'a geçip oradan kainata. Öyle bir teşbih yapmış Üstad yani burada. Yani önce bizdeki rahmet tecellilerini okumak. Yani nefsi tefekkürü çok iyi yapmak. Detaylı, tafsilatlı yapmak. Nefsimizin tefekküründen sonra bu marifet inkişafından sonra Rahman, yeryüzündeki bütün canlıları temaşa tefekkür etmek. Rızka muhtaç bütün varlıkları. Ondan sonra kainata geçmek. Bir terakki yolculuğu. Üstad bunu miraca şey yapıyor, benzetiyor. Teşbih ediyor, evet. Arş malum bütün alemleri manen kuşatan alem emir deniyor. İşte kalp insanda neyse kainatta da arş o üstad öyle diyor. Kalpte bir arştır diyor. Nasıl insan kalbi bedenini manen kuşatmışsa yani nasıl kuşatmış oluyor? Mesela insan ruhunda ilim sıfatı vardır değil mi? O sıfatla biz saçı da biliriz, kaşı da biliriz, eli de biliriz, ayağı da biliriz değil mi? İlim sıfatımız bütün bedenimizi kuşatmış olur. Yahut kalpte bir ruh sevgi sıfatı vardır değil mi? Kaşımızı severiz, kolağımızı severiz, ağzımızı severiz değil mi? Elimizi severiz. Ne oldu? O sevgi sıfatı bütün bedeni kuşatmış oldu. Bu manevi bir kuşatma yani maddi kuşatma değil. Yani havanın arzı kuşatması gibi değil. İnsan ruhu nasıl bedenini kuşatmışsa arşta bütün alemleri kuşatmış oluyor. Bütün alemlerin ötesinde, kürsünün üstünde ama manen üstünde, madden değil. Madde alemi diyorlar ki kürsüde bitiyor. Biz bildiğimiz madde alemi. Yani kürsünün kainatı kuşatması havanın bizi kuşatması gibi sanki. Ama
arşın kürsüyü kuşatması, kalbin bedeni kuşatması gibi. Uzaktan böyle bakabiliyoruz. Mahiyetini Allah bilir. Üstadın teşbihinden onu anlıyoruz. Yani yükseklik, burada arşta maksat yükseklik yani. Çok yükseklere çıkmak. Manen çok yükselmek istiyor musunuz? O halde Bismillahirrahmanirrahim deyin. Rahimden başlayın. Tefekkürünüze, temaşanıza, efendim söyleyeyim, şükrünüze ilahir. Sonra Rahman'a geçin. Bütün dünyayı, oradan bütün kainatı tefekkür edin. Ve marifet arşına yükselin. Diye bir teşbihle bir ders ve yol gösterme söz konusu burada. Hocam son sorumuz olsun. Dördüncü sıranın başında ama külliyatın değişik yerlerine de gitsek. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'de yani ferdi olarak namaz kıldığımız halde niçin biz sana ibadet ve senden yardım isteriz? Çoğul olarak zikrediyoruz. Bundaki hikmet ne olabilir? Üstad bunu anlatıyor. Müstakil bahis olarak anlatıyor. Başka bir yerde de insanın bir ferdinde bir cemaat mükellefin bulunur diyor. İnsan bir ferdinde mükellefin cemaat vardır diyor. İyyâke nâbudu derken işte ilk cemaat bu. İnsan gözün ibadeti ayrıdır, kulağın ibadeti ayrıdır. Ona tecelli eden esma da ayrıdır. Değil mi? Yani en azından üstadın vezaif eşya suretinde ubudiyetler var diyor ya, vezaif eşya suretinde. Şimdi gözün vazifesi görmektir, kulağın vazifesi işitmektir, işte miden hazmetmektir ilahir. Böyle baksak her hücrenin bir vazifesi var. Bu manada insanın bir ferdinde bir cemaat mükellefin var. Hepsi ibadet üzereler. Verilen görevi yapmak suretiyle. İnsan bütün bu cemaate kastederek İyyâke nâbudu diyebilir diyor. Ve İyyâke nestaîn diyebilir. Hepsinin ihtiyaçlarını Allah'a arz eder. Hepsi namına Allah'a ibadet eder. Sonra diğer bütün Müslümanları içinde bulunduğu camide kılıyorsa namaz, bulunduğu caminin cemaatinden bütün yeryüzündeki Müslümanları, hatta her asırları bir saf kabul edebilir. Üstadın başka bir ifadesinde o geçiyor. Her asrı bir saf kabul ederek bütün mazideki müminleri de dahil ederek İyyâke nâbudu diyebilir diyor. Sonra kainattaki bütün varlıklar da Allah'a ibadet üzeredir. Ama onları tabii bu kadar net bilemeyebiliriz. Güneş, ayı, havayı, suyu biliyoruz ama değil mi? İşte falan galaksiyi, filan yıldızın görevini bilemeyebiliriz. Ve oradaki melekler ne yapıyorlar da bilemeyebiliriz. Bunları ancak icmal olarak biliyoruz. Tafsili bilemiyoruz. İcmal olarak icmali manada onları da kastedebiliriz. İyyâke nâbudu derken üç cemaati kastedebiliriz. Vücudumuz, müminler ve bütün kainat. Onların namı. Tek namımız kılsak İyyâke nâbudu diyebiliriz. Bu üstadın kendi izahları da ben kendi ifademe dökmüş oldum. O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah.